Selamlar, bu videomuzda Redmi Watch 5 Lite'ın kurulumunu ve incelemesini yapıyoruz. Daha önceki videomuzda Redmi Watch 5 Active'in kurulumunu ve incelemesini yapmıştık. O videoda birçok arkadaş Redmi Watch 5 Lite'ı da sormuştu. Ayrıca bu iki saatin karşılaştırmasını da kanalımda bulabilirsiniz. Saatin kutu üzerindeki özelliklerine hemen bir bakalım. 1.96 inç AMOLED ekrana sahip. Watch 5 Active ile arasındaki en büyük fark bu. Bir konumlandırma sistemi var. Telefona ihtiyaç duymadan konumunuzu bulabiliyor egzersiz sırasında. Çift mikrofonlu Bluetooth arama. 18 güne kadar batarya ömrü diyor. Ancak Active'te de öyle yazıyor ama 18 günü göremedim ben. Kalp atış hızı, kandaki oksijen oranı ve stres monitörü gibi takipleri var. 150'den fazla egzersiz modu var. Videonun açıklama kısmında bütün egzersiz modlarını görebilirsiniz. 200'den fazla saat teması bulunuyormuş ve 5 atmosferlik suya dayanıklıymış. Bunu da test edeceğiz arkadaşlar. Manyetik bir şarj kablosu var. Hemen şu yan tuşa basarak saatimizi açalım. Xiaomi HyperOS işletim sistemine sahip saat. Türkçeyi seçelim. QR kodu okutabilirsiniz veya Google Play Store veya App Store'da iPhone için Mi Fitness uygulamasını indirebilirsiniz. Uygulamanın ismi Mi Fitness arkadaşlar. Şöyle yükledik, açalım. Burada sözleşmeleri kabul etmemiz gerekiyor. Şu alttakini kabul etmesek de olur. Buraya kabul et'e basıyoruz. Bölge olarak Türkiye'yi seçtim. Senkronizasyonu aç diyor. Burada tamama basabiliriz. Burada size bazı bilgilendirmeler yapıyor. Geçiyorum. Bu ekrana gelmeden önce eğer Mi Fitness hesabınız yoksa sizden hesap oluşturmanızı isteyebilir. Saatin kurulumuna devam etmek için şu alt bölümde cihaz kısmına basıyoruz. Ve burada da cihaz ekleye basıyoruz. Burada gerekli izinleri vermemiz gerekiyor. Bluetooth izinlerini. Bakın burada direkt Redmi Watch 5 Lite'ı gördü. Eğer burada göremiyorsanız model ekle kısmına basıp buradan saatinizin modelini bulup ekleyebilirsiniz. Buradan bir saatimizi seçiyoruz. Şimdi bağlantıyı sağlayacak. İki kodu da kontrol ediyoruz. İkisi de aynı. Burada kişilerime ve çağrı geçmişime erişime izin ver deyip eşleştir diyoruz. Bu şekilde eşleştirme tamamlandı. Şu an saat senkronize oldu. Saatimiz 13.13. Burada da 13.13'ü görüyoruz. Buradaki ekran aslında önemli. Bildirimleri ve gelen aramaları görebilmek için mutlaka gerekli izinleri verin diyor aslında. Burada bit diye basıp devam et basıyoruz. Telefona gelen bütün bildirimleri saatte de görmek istiyorsanız bu seçeneği. Eğer bazı uygulamalardan sadece bildirim istiyorsanız bu seçeneği seçin. Ben bütün bildirimleri görmek istiyorum. Bu şekilde ayarlaya basıyorum. Burada da Mi Fitness'a bildirimlere erişime izin vermemiz gerekiyor. Şurada Mi Fitness'a giriyoruz. Burada bildirimlere erişime izin ver diyoruz. Burada olası listeleri kabul edip 10 saniye sonra tamama basacağız. Burada Mi Fitness telefonunuza gelen bütün bildirimleri okuyabildiği için size bu uyarı veriyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde bildirimlere erişime izin verdik. Kişilere erişime izin ver kısmına da basmamız lazım ki rehbere erişebilsin ve gelen aramanın kimden geldiğini görebilelim. Rahatsız etme modunu senkronize edebilir. Hemen girdiğimizde bakın güncelleme mevcut diyor. Hemen devam et deyip güncellememizi yükleyelim. İndir diyoruz. Şu an saat güncelleniyor arkadaşlar. Saat tekrar açıldı. Bağlantı tuşuna basıyorum. Bu şekilde saate bağlanacağım şimdi. Bağlantıyı gerçekleştirdik. Burada pil yüzdemizi görebiliyoruz. %65. Saatle ilgili telefonumuzda yapabileceğimiz bütün ayarlar burada. Saat temaları var. Bunlara birazdan bakacağız. Bildirimler ve aramalar, uygulama bildirimlerinin açık olduğunu buradan kontrol edebilirsiniz. Yalnızca telefonunuz kapalıyken bildirim alabilirsiniz veya yalnızca kolunuzdayken bildirim alabiliyorsunuz. Gelen aramalar kısmı da açık. Size gelen aramaları direkt görebiliyorsunuz. Ayrıca saatten de cevaplayabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. Fitness ve sağlık nabız takibini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Uyku takibini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bunlara çok fazla üzerinde durmayacağım. Kandaki oksijen oranı, stres. Bunların hepsini buradan ayarlayabilirsiniz. Ayakta durma hatırlatıcısı yani ayağa kalkın hareket edin gibi bunları ayarlayabilirsiniz. Bunları ne kadar fazla sıklıkla ölçtürürseniz saatin pil ömrü daha da düşecektir arkadaşlar. Uygulamalar kısmına gelelim. Burada müzik kısmı var. Telefonda çalan müziği saatte kontrol edebilmek için. Alarm kısmı var. Burada alarm ekleyebilirsiniz. Ayrıca telefondaki alarmları da senkronize edebilirsiniz. Yani telefonunuza alarm kurduğunuzda saatinizde alarm çalar. Ayrıca buradan da ekstra alarm ekleyebiliyorsunuz. Şurada hava durumu var. Hava durumu güncellemelerini açarsanız sizden konum iznini paylaşmasını isteyecek. Bu şekilde konum iznini paylaşırsanız açabilirsiniz. Uygulamayı kullanırken diyelim. Konumu aldı. Şu anda hava durumunu buradan görebileceğiz. Şöyle bakalım hava durumuna. Bakın buradan direkt hava durumunu da görebiliyorsunuz. Bu bilgiyi telefondan alıyor. Bilginiz olsun. Şurada da favori kişiler var. Aslında burası önemli. Bu favori kişilere 10 kişi ekleyebiliyorsunuz. Direkt saatten görebilmek için. Şöyle hemen 2-3 tane kişi ekleyeyim ben. Şu an gösteremiyorum ama evet, 10 kişi ekledim. Şu an ekle butonu yok. Yani 10'dan fazlasını ekleyemiyorum. Şuradan hemen kontrol ediyorum.
Bakın eklediğim kişiler şu an burada görünüyor. Yani numaralar ve isimler göründüğü için gösteremiyorum ama 10 kişiye kadar buraya favori kişi ekleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Burada sistem kısmında şu araçlar ana ekranında sağ veya sola kaydırdığınızda kartlar görünüyor arkadaşlar. Mesela Amazon Alexa hesabınızın bölgesinde kullanılmıyor diyor. Bunu kaldırabiliriz mesela. Şunu uzun basıp şöyle sürüklediğimiz zaman bu kartı kaldırabiliyoruz. Artık öyle bir uyarı almayacağız. Buradan kart ekleyebilir veya silebilirsiniz. Sağ veya sola kaydırdığınızda saatte o kartlar görünür. Uygulamaları sırala. Hemen bu menüdeki uygulamaların sıralaması. Buradan bu sıralamayı ayarlayabiliyorsunuz. Gece modu saat sizi rahatsız etmez. Bu saat aralığında ayarlarsınız. Uyku modu var. Uyku modu da aynı şekilde. Rahatsız etme modu senkronizasyonda telefonla ilgili. Cihazı bul kısmında saatinizi kaybettiğiniz eğer telefonunuza bağlıysa cihazı bula bastığınızda saatiniz hem ses çıkartır hem de titrer. Şöyle. Bu şekilde saatinizi bulabilirsiniz. Aynı şekilde telefon için de var. Saatten telefona bir ses gönderebiliyorsunuz. Şöyle güvenlik kısmına bakarsak acil durum çağrısı var. Burada bir kişiyi ekleyebiliyorsunuz ve isim de yazarsanız. Bu şekilde onayladığınızda saatinizi 3 kere böyle bastığınızda acil durum çağrısı yapar. Şifre belirleyle saatinize bir pin belirleyebiliyorsunuz. Telefon kilidini açın da saatiniz kolunuzdayken telefonunuzun kilidini açmaya yarıyor. Bunu yapmanızı pek önermiyorum. Uygulamadaki ayarlar bu şekilde. Biraz hızlı geçtim çünkü çok videoyu uzatmak istemiyorum. Şu bileklik ekranlarına bir bakalım. Saatin AMOLED ekranı olduğu gayet açık, belli ve çok canlı bir rengi var. Şimdi ayarlar kısmından şöyle girip buradan ekranın parlaklığını daha da fazla arttıralım ve parlaklığı görün arkadaşlar. Şöyle buradaki temalara bakalım. Bir tane böyle bir tema var ve bu da gayet güzel görünüyor. Şöyle bir temamız var. Bu çok sade ve çakma gibi bir görüntüsü var. Buna gerek yok. Şimdi şuradan hemen saat temalarına bakalım. Mesela şuna bir bakalım. Uygula diyelim. İndir. Kaç tane daha yükleyelim? Şunu mesela bir yükleyelim. Ekstra olarak 3 tane yükleyebiliyorsunuz. Şimdi buradan yerele girip şunları kaldırmamız lazım ki farklı temalar yükleyebilelim. Şunu istemesem bile, yani şunu istemiyorum ama bunu maalesef silemiyorum arkadaşlar. Direkt 3 tanesi sabit duruyor orada. Ekstra olarak 3 tane yükleyebiliyoruz. Şurada bir tane analog saat vardı, ona bakacağım hemen. Şuradan indire basalım. Evet. Ekran kasa oranına çok fazla takılmazsanız ekranın AMOLED oluşu ve parlaklığı gayet iyi ve hoş görünüyor. Şöyle bu temada mesela düzenle kısmına basarsanız buradan rengi bile değiştirebiliyorsunuz. Hatta Roman rakamlarıyla da yazdırabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Bunu açalım. Bu şekilde bir tema. Bu temayı çok beğenmiştim. Onun için ikinciye yükledim. Eğer tüm temaları merak ediyorsanız videonun açıklama kısmında bütün temaları görebileceğiniz ekran görüntülerini de sizlerle paylaşacağım. Saatin ekranına kendi özel fotoğrafınızı da koyabilirsiniz. Onun için şuradaki özel kısmına basıyorsunuz. Buradan istediğiniz herhangi bir konum seçiyorsunuz. Mesela şunu seçelim. Buradan özel fotoğraf diyelim. Galeriye girelim. Buradan galerinizden fotoğraf seçebilirsiniz. Mesela ben şu fotoğrafı seçtim. Bu şekilde konumlandırıyorum. Devam et diyorum. Uygula dediğimde saate gönderiyorum. Ve kendi özel istediğim fotoğrafı saatte bu şekilde gösterebiliyorum. Ve çok da canlı bir fotoğraf. Gayet güzel. Saatin ana teması üzerinden direkt kalp atış hızına mesela gidebiliyorsunuz veya buradan egzersiz moduna direkt gidebiliyorsunuz. Hatta burada bu renkleri de değiştirebilirsiniz muhtemelen. Şöyle şu rengi de seçebiliriz. Böyle bir rengi de bulunuyor. Şimdi gelin bir de saat üzerinden bir inceleme yapalım. Şimdi saatin 5 atmosferlik bir suya dayanım özelliği bulunuyor. Bir deneyelim. Şöyle direkt bardağın içine daldırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bırakıyorum. Şu an saat direkt suyun içinde. Şimdi bu telefondan direkt cihazı bul yapacağım. Bakalım saat titreyecek mi su içerisinde? Evet, şu an titriyor gördüğünüz gibi. Durduralım. Ve artık çıkartabiliriz. Herhangi bir problem yok. Gayet güzel çalışmaya devam ediyor. Su boşaltma kısmına basıp şu kasa sert plastik, yani metal bir kasa değil, sert plastik bir kasa. Hemen arka bölümünü kontrol edelim. Kordonu bu şekilde. Hem şu sağ üstte hem de sol altta iki tane mikrofon bulunuyor arkadaşlar. Burada sağlık sensörleri var, kalp atış hızı ölçümü. Manyetik şarj noktası burası. Açma kapama butonu da şurada. Şu bölümde de bir hoparlör bulunuyor. Genel manada konuşmaları buradan duyuyorsunuz. Ayrıca saatteki sesler de hoparlör üzerinden duyulabiliyor. Açma kapama butonuyla ekranı uyandırabiliyorsunuz. Ana ekrandayken sağ veya sola çektiğinizde dediğimiz gibi kartlar açılıyor. Bu kartları kısa olarak kullanabiliyorsunuz. Yukarıdan aşağı çektiğinizde de bildirimler açılır. Telefonunuzdan gelen bildirimleri buradan görebiliyorsunuz. Birazdan deneyeceğiz. Aşağıdan yukarı çektiğinizde ise bir kontrol barı açılıyor. Rahatsız etme modu var. Saatiniz herhangi bir şekilde bildirim gelmez. Şuradan sesi açabiliriz. Şu kolunuzu kaldığınızda ekran uyansın mı uyanmasın mı uyarısı.
Şimdi hemen onu bir deneyelim bakın. Bu şekilde taktığınızda saatinizi, saat ekranı kapalıyken kolunuzu kaldırdığınızda saat ekranında uyanır. Bu özellik açık olduğunda piliniz daha hızlı bitecektir. Çünkü her kol hareketinizde saatinizin ekranı uyandığında pil de o şekilde düşecek. Şurada bir el feneri var. Bu el feneriyle çok karanlık bir ortamda saatinizin ekranından faydalanabiliyorsunuz. Ayarlar kısmında buradan direkt hızlıca gidebiliyorsunuz. Şurada telefonumu bul kısmı var. Buraya bastığınızda telefonunuzu eğer kaybettiyseniz ve saatiniz de bağlıysa ara kısmına bastığınızda telefonunuzdan bir ses çalacaktır. Elinizi yıkadınız veya suya girdiniz. Bu suya girdikten sonra şu hoparlörde su bulunuyorsa şuraya basıp buradaki suyu temizleyebilirsiniz. Suyu temizlemek için bu şekilde açıp şöyle aşağı doğru sertçe hareket ettirin saati. Ana ekran açıkken yan bölümdeki tuşa bastığınızda menüye gidebiliyorsunuz. Burada menüde çeşitli ayarlar yapabiliyorsunuz. Şimdi ben bu menünün stilini değiştireceğim çünkü neyin ne olduğunu daha iyi anlayalım. Şuradan ayarlara gidiyoruz. Düzen kısmına bastığımızda listeye seçersek menü bu şekilde oluyor. Egzersiz modları. Bu egzersiz modlarının hepsini size göstermem mümkün değil. Videonun açıklama kısmında bütün egzersiz modlarının görebilirsiniz. İçerisinde neler olduğunu. Açık hava koşusu mesela. Şu üst bölümde saatin konumu bulabildiğini görebiliyorsunuz. Şu anda saat bir uyduya bağlı ve konumu direkt okuyabiliyor. Yani herhangi bir telefona ihtiyaç duymuyor. Koşuyla ilgili kayıtları buradan yapabiliyorsunuz. Şu istatistikler sağlık istatistikleriniz, ne kadar yürüdünüz, nabızınız gibi istatistikler. Şuradan nabıza bastığınızda hemen ölçüme başlıyor. Evet, anlık nabızı şu an 80-79, bu civarda ölçüyor. Bunu direkt Mi Fitness uygulamasına gönderiyor bakın. Nabız 81, az önce ölçtüğü 81. Favori kişiler, buradan direkt favori kişilerinizi basarak direkt arayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an bakın saat. Şu an ses saatten geliyor. Saatten herhangi bir şekilde müzik dinleyemiyorsunuz. Sadece telefonda çalan müziği kontrol edebiliyorsunuz. Müzikleri kontrol edebilirsiniz. Sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Şuradan şöyle. Kamera kısmı var. Bu da saatinizi bir deklanşör olarak kullanmanızı sağlar. Bastığınızda bir tane fotoğraf çeker. Veya eğer videodaysa bastığınızda video çekmeye başlar. Alarm, buradan alarm ekleyebiliyorsunuz. Hemen bir tane alarm ekleyelim. 13.45 yapalım. Alarm bu şekilde. Erteleme kısmı da varmış. Buradan direkt kapatabiliyoruz. Kronometre, buradan başlangıç yapıp kronometreyi ayarlayabiliyorsunuz. Arka planda çalışmaz kronometre. Zamanlayıcı var. 1 dakika, 3 dakika, 5 dakika gibi geri sayım. O arka planda çalışıyor. Ayarlar kısmına gidelim. Bildirimler kısmında bildirim geldiğinde ekran uyansın mı, yani ekran açılsın mı açılmasın mı, buradan karar verebilirsiniz. Yalnızca telefon kilitlendiğinde veya yalnızca takıldığında bildir ayarları yapabiliyorsunuz. Ses ve titreşim, buradan sessiz alabilirsiniz. Arama geldiğinde herhangi bir şekilde saatte ses çalmaz. Buradan da sesi ayarlayabilirsiniz. Burada da alarm sesi var. Şu alarm sesine de bakalım. Ekran kısmında parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Şu an maksimumda otomatik kilitleme 5 saniyeden 5 dakikaya kadar ayarlayabiliyorsunuz. Ben göstermek için 5 dakika yaptım sürekli kilitlenmesin diye. Her zaman açık ekran kapalı. Bunu hemen akıllı yapalım. Pil ömrünü %50 azaltacaktır diyor. Şimdi her zaman açık ekran açık. Bakalım. Bu şekilde ekranı görebiliyorsunuz her zaman açık olduğunda. Son olarak bu saatin hem bildirimlerine hem de arama performansına bir bakalım. Line üzerinden bu telefona bir mesaj göndereceğim. Bildirimi saatte göreceğiz. Şöyle test mesajları yazayım. Gönderdim. Saat titredi ve ses çıkarttı. Ancak ekran uyanmadı çünkü bildirimlerde ayarını yapmadık. Tuşa bastığımızda direkt bildirimi görebiliyoruz. Şimdi bildirim ekranını da açalım şöyle. Ayarlara gidelim. Buradan bildirimleri ekran uyandırı açtığımızda tekrar gönderiyorum. Gönderdim. Gördüğünüz gibi buradan direkt mesajı görebiliyoruz. Ayrıca uygulamanın logosunu da direkt görebilirsiniz. Şimdi uzun bir mesaj göndereceğim. İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını da yazdım. Gönderelim. Bakalım hepsini görebilecek miyiz saatte? Şöyle okuyalım. Evet, kükremişten sonrası görünmüyor arkadaşlar. Devamını okuyamıyoruz. Yaklaşık 2,5 kıtayı buradan okuyabiliyoruz ama daha uzun varsa okuyamıyoruz. Buradan direkt telefonda aç kısmına basarsak telefonda line açıyor. WhatsApp olsaydı WhatsApp'ta da aynı şekilde açacaktı. Son bildirimleri görebilmek için aşağı doğru kaydırıyoruz. Burada son 10 bildirimi görebiliriz. Bu telefonu arıyorum. Buradan şu yan tuşa bastığınızda sesi ve titreşimi durdurabilirsiniz. Eğer aramayı saatten kabul ederseniz direkt saat üzerinden konuşabilirsiniz. Telefondan kabul ederseniz de telefon üzerinden. Ben buradan şimdi kabul ediyorum aramayı. Şu anda sesimi saatten gönderiyorum ve gelen kişinin sesi de saatten olacak. Ve uzak bir noktaya gidiyorum, konuşacağım. Benim sesimi saatin hoparlöründen duyacaksınız. Evet dostlar, şu an sesimi saatin üzerinden duyuyorsunuz. Redmi Watch 5 aktifte kullandığım kadarıyla gayet iyi bir performansı var bu hoparlörün ve mikrofonların. Şimdi bir de karşı tarafa saat üzerinden sesimizi nasıl duyuyoruz ona bir bakalım. Şu an saat koluma takılı ve direkt saat üzerinden konuşuyorum. Eğer saat üzerinden konuşma yaparsanız karşı taraf sesinizi bu şekilde duyacak. Buradaki şu tuş ile
Saatin mikrofonunu kapatabilirsiniz. Karşı tarafa sesinizin gitmemesi için. Şuraya bastığınızda ise klavye kısmına basarsanız herhangi bir tuşlamanız gereken bir rakam varsa buradan tuşlayabilirsiniz. Mesela banka 2'ye basın, 1'e basın derse buradan direkt basıp gönderebiliyorsunuz. Watch 5 Lite, Watch 5 Aktif 2 saat yan yana AMOLED ekran olması nedeniyle çok daha iyi bir ekran performansı olduğunu buradan görebiliriz. Şuradan menüleri açalım. Menülerde de baktığınız zaman ekranın kalitesini bariz görebiliyorsunuz. Çok daha canlı bir rengi var. Ayrıca arka bölüme baktığınızda da 2 saat arasında ne kadar fark olduğunu buradan görebiliyorsunuz boyut olarak. Saati 5 volt 1 amperlik bir adaptörle şarj edebilirsiniz veya bir power bank kullanabilirsiniz veya bilgisayarınızın USB portlarını şarj etmek için kullanabiliyorsunuz. Saati şarj etmek için manyetik kabloyu bu şekilde takabiliyorsunuz. Bakın şu an takamıyorum çünkü manyetik kısım buna engel oluyor düz takmadığım için. Bu taraftan taktığınızda direkt tutacaktır ve saat şarj olmaya başlayacaktır. Saatle ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlar bölümünü kullanıp sorabilirsiniz. Eğer bu video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.